Pettelep kanalından herkese merhabalar. Bu bölümde kanatlı hayvanlarımız için, özellikle civciv ve tavuklarımız için bir mama hazırlayacağız. Bu mama hayvanlarımızın gelişimini destekleyecek, hastalıklardan korunmasını sağlayacak, yani bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek. Tabii bu hastalıklardan korunmasını sağlamak, gelişimini desteklemek, hayvanların güzel gelişmesini sağlamak için sadece vereceğimiz bir takviye edici gıda veya beslenmesiyle olmuyor. Öncelikle temiz bir barınak lazım. Temiz, kuru altlığa sahip bir kümes lazım. Ve önlerinde sürekli taze içme suyu olması gerekiyor. Hayvanlarımıza temiz, hijyenik bir ortamda baktığımız zaman bu gıdaları da takviye olarak verdiğimiz zaman gelişimleri çok güzel olacak ve hastalanmayacaklar. Şimdi mama tarifimize geçmeden önce kullanacağımız malzemelere alternatif doğal malzemeleri de söyleyeceğim. Kullanacağımız malzemeler mısır unu, yumurta, süt, probiyotik tozu ve vitamin, mineral ve amino asit tozu. Şimdi mama yapımına geçelim, başlayalım. Tarifte kullanacağımız oranları ve malzeme miktarını hayvan sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yapacağımız mamayı buzdolabında 3-5 gün süreyle buzdolabı poşetinde ağzı kapalı şekilde, hava almayacak şekilde muhafaza da edebilirsiniz. Şimdi biz bu tarifte 300 milim süt kullanacağız. Şu şekilde 300 milim oluyor. 300 milim sütün içerisine 3 tane yumurta, 3 yumurtayı kırıyoruz. Önce yumurtaların içinde dağılmasını ve iyice karışmasını sağlayalım sütle. İyice karıştırdıktan sonra probiyotik katkısı olarak bu kaliteli bir probiyotik katkısı, biraz pahalı bir ürün, yurt dışından geliyor. Buna alternatif olarak bira mayası da kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarif için bir çay kaşığı kullanacağız. Bir dolu çay kaşığı kadar. İçine atıyoruz. Söylediğim gibi bunu alternatif olarak bira mayası veya bir çay bardağı kefir kullanabilirsiniz. Bu hayvanın bağırsaklarındaki yararlı bakteri sayısını artıracak ve bağışıklık sistemini hızlandıracak ve aynı zamanda yumurta veren tavukların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, sindirim sistemini, bağışıklık sistemini düzenleyecektir. Ve bu da yine yurt dışından gelen bir vitamin ve amino asit katkısı. Bu, siz bunun yerine de yine aynı şekilde keçi boynuzu, harnup tozu, çekilmiş toz şeklinde bir çay kaşığı kadar aynı şekilde kullanabilirsiniz doğal olarak. Şimdi ben bunları daha önceden almıştım, kullanıyordum bitmesi için. Tekrar bittiği zaman size tarifte söylediğim gibi bira mayası veya kefir probiyotik katkısı olarak, vitamin, mineral ve amino asit olarak da harnup yani keçi boynuzu tozu aynı miktarlarda kullanacağız. Ülkemizde üretilen malzemeler de var. Bunlar kaliteli olduğu için ben bunları kullanıyordum. Bunlar yurt dışından gelen malzemeler. Yani bunların doğalını kullanarak hem daha doğal bir mama elde edebiliriz. Hem de yani bizim kazancımızın kendi ülkemizde kalmasını, yurt dışına, paralarımızın yurt dışına gitmesini engellemiş oluruz. Hem de en önemlisi doğal, en şeyin en doğalını kullanmış oluruz. Şimdi kattığımız probiyotik tozunu, vitamin amino asit tozunu süt ve yumurtanın içerisinde iyice karıştırıyoruz. Biraz erimesini sağlayacağız. Sonra içerisine mısır unu koyacağız. Mısır ununu şöyle bardakla, şimdi kıvamını göstereceğim. O kıvama gelene kadar önce azar azar. Şu içine biraz yaklaşalım. Önce mısır ununu iyice içinde özlüyoruz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra.
Şimdi bu mamaya civcivlerimiz ve tavuklarımız ilk kez yediği zaman biraz ilgisini çekmeyebilir. Ama ikinci seferden itibaren en sevdikleri yiyecek bu olacaktır. Tadına vardıktan sonra. Ve gelişimlerini, özellikle tüy gelişimlerini, kas ve iskelet yapısı gelişimlerini çok güzel destekleyici bir mama. Haftada iki kez veriyorum ben. Siz de haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz. Tavukların yumurta verimini artırıyor. Yine aynı şekilde horoz ve tavukların, bir arada damızlık hayvanların döl verimini artış sağlıyor. Çok hızlı ve güzel bir şekilde gelişmelerini sağlıyor civcivlerin. Mama çok cıvık olmayacak. Ya hazırlayacağınız bütün mamalarda biraz sonra oluşacak kıvamı sağlamalısınız. Çünkü kanatlılar ağızlarına yapışan ürünlerden pek hoşlanmazlar. Bu şekilde hamur, cıvık ürünleri sevmezler. Ördek ve kazlar hariç, onlar çamur ve lapa ürünlerden daha çok hoşlanırlar. Bunu sadece tavuklar için değil, hindi, kaz, ördek, sülün, keklik, bıldırcın gibi yetiştirdiğiniz tüm hayvanlarda kullanabilirsiniz. Kullandığınız zaman zaten farkı göreceksiniz. Benim tavsiye ettiğim en doğalını kullanmak her şeyin. Mısır unundan sonra bu probiyotik katkısı, tamam probiyotik katkısını mutlaka katmamız gerekiyor. Ancak gidip de bu ürünü almamız şart değil. Bunun yerine bira mayası veya kefir. Diğerinin yerine keçi boynuzu tozu. İçerisinde çok büyük vitamin, mineral ve amino asitler var. Keçi boynuzu tozu. Harnut tozu olarak da geçiyor. Alıp kendiniz robotta toz haline de getirebilirsiniz. Veya toz şeklinde aktarlardan, baharatçılardan bunları temin edebilirsiniz. Yumurta zaten tavuklarımızın yumurtası. Yani bütün vitamin, mineral tozların yumurta sütün bir araya karışması için yavaş yavaş katıyoruz mısır ununu. Mısır ununu da toptan alırsanız ucuza gelir. Normalde marketlerde yarım kiloluk, 250 gramlık veya 1 kiloluk paketlerde çok pahalıya mal oluyor. Büyük toptancı marketlerde çuval hesabıyla veya orada da yine açık kilo hesabıyla satıyorlar. Oradan daha ucuza gelir. Şimdi katılaşmaya başladım ama. Bu mamayı çok fazla vermemiz de zararlı olacaktır hayvanlara. Aşırı kilo almasını sağlar. Yağlanmasını sağlar. O yüzden haftada 2 defa, en fazla haftada 3 defa civcivler için, tavuklar için haftada 1, en fazla 2 defa vermeniz yeterli olacaktır. Damızlık hayvanlar için. Mısır unu kullanıyoruz. Bunu, buğday unu kesinlikle kullanmıyoruz. Mama hamur olur. Hayvanlarda şişkinlik yapar ve mayaların, yararlı bakterilerin haricinde maya oranını da artırır vücutta. Biraz daha mısır unu katacağız buna. Burada bitti. Biraz daha mısır unu getirelim. Mısır ununu biraz fazla kaçırırsanız da biraz üzerine süt ekleyip kıvamı ayarlayabilirsiniz. O yüzden dökerken yavaş yavaş dökmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle. Çok az daha kendini toplaması için biraz daha mısır ununu serpiştireceğiz.
şöyle bu kıvam ele yapışmayacak. Kıvam şu şekilde olacak. Bakın yapışmıyor. Elimde kalıntı bırakmıyor. Böyle oyun hamuru gibi. Biraz daha kuru hatta. Yani tavuklara ağzında çamur şekilde yapışmaması lazım. Şöyle parçalanıyor. Kıvam bu olacak. Bunu hayvanlarınıza hemen de verebilirsiniz. Eğer çok yaptıysanız, hayvan sayınız azsa, söylediğim gibi buzdolabı poşetine koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. 3-4 gün hava almayacak şekilde. Yani 0-4 santigrat derece arasında. Herhangi bir problem oluşturmaz. Kullanabilirsiniz. Biz şimdi bunun bir kısmını buzdolabı poşetinde dolapta saklayacağız. Bir kısmını da hayvanlarımıza vereceğiz. Hayvanların nasıl tükettiğini de videoya ekleriz. Biraz sonra hayvanlarımıza verdiğimiz zaman hayvanların nasıl tükettiğini de göreceğiz. Videonun sonunda o görüntüleri de izleyebilirsiniz. Şimdi kendi tecrübelerinizle videonun altına yorum olarak iletebilirsiniz. Ekleme yapabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Veya aklınıza takılan soruları da aynı şekilde yorum olarak iletebilirsiniz. Benzer videolar için ve kanalımızı takip için kanalımıza abone olabilirsiniz. Alın iyi seyirler. Hazırladığımız mamayı tavuk ve civcivlerimize vereceğiz. Şu şekilde tüketirken kirlenmeyecek, pislenmeyecek, ayaklarının altında ezilmeyecek şekilde rahat tüketebilecekleri bir kaba koyduk. Açalım kümesimizi. Burada 3 haftalıktan 3,5 aylığa kadar civcivler var. Şöyle yemleri, suları sürekli mevcut zaten önlerinde. Şurada yarı açık alana bir çıkış var. Bu tamamen kapalı alan. Biraz büyük olanlar dışarıdayken şöyle içeriye koyalım. Küçük olanlar, 3 haftalıklar hem ezilmesinler. Onlar gelene kadar biraz karınlarını doyursunlar. Kaplar yemle dolu olmasına rağmen bu mamayı nasıl severek tükettiklerini görebiliyorsunuz. Burada Brahma civcivler var. İçlerinden 2 tanesi farklı ırk. Diğerleri Brahma. Kendi tavuklarımızın civcivleri. Diğerlerini de getirelim. Hepsi mamanın başında. Şöyle 3,5 aylık olanlar en büyükler.
aralardan yine 3 haftalık olanlar. Onlar da mama yemeye çalışıyorlar. Mamanın bir kısmını da tavuklarımıza verelim. Büyük damızlık hayvanlarımıza. Kümesin içi su toprak değişindikleri için kirlenmiş. Bunu değiştireceğiz. Gün içerisinde en az bir defa değiştiriyoruz. Yumurtalarına bakalım. Yumurta da yapmışlar. Burada 4 tane yumurta var. Bir tanesi şöyle sahte polluk. Diğerleri kendi yumurtaları. 5 tane tavuk var. 4 tane yumurta yapmış. Burada da bir tanesi sahte yumurta. Diğeri kendi yumurtası. Bir tane burada. 3 tane de burada. 4 yumurta yapmışlar. Tavuklara bakarsanız onlar da size bu ilginin ve emeğin karşılığını vereceklerdir. Hayvanlar hiçbir zaman kendilerine verilen değerin, emeğin ve ilginin karşılığında nankörlük etmezler. Karşılığını her zaman verirler. Bunların yumurtalarını da kuluçkalık olarak değerlendiriyoruz.